Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün 14 Mart 2024. Bugün arpa kontrolündeyiz. Bu arazimizde daha önce video çekimi yapmıştım. Bu arazimizde daha önce arpa lekesiyle ilgili bir problemimiz vardı. Bundan dolayı sulama yapmıştık. Revicale kullanmıştık. Bayeset firmasının Revicale ilacını kullanmıştık. Yani mantar ilacını kullanmıştık. Şu an tekrar arpa kontrollerine geldik. Şöyle bir boy yaklaştılar. Bana yaklaştırmadan şöyle beraber gösterelim. Gösterelim. Şöyle baktığımız zaman şöyle bir kök çeken. Şimdi şöyle yaklaştım. Yaklaş biraz. Şöyle baktığımız zaman üst yapraklar temiz duruyor. Hatta şöyle bayrak yapraklara baktığımız zaman gayet temiz duruyor. Hava esintili olduğu için belki sesimiz biraz tam gelmiyor olabilir. Şimdi hastalıklı olan yaprakları da gösterelim. Şu altta var da. Ha şurada var bak. Şurada. Gerçi şuradan gösterelim. Biraz daha yakınlaştır yapıp arpa yaprak lekesi var. Şöyle tam alıyorum. Alıyorum bak şurada daha arpa yaprak lekesi var. Küllenme var mı diye şöyle gövde kısmına bakıyoruz. Küllenme ile ilgili herhangi bir sıkıntımız, sorunumuz yok. Şöyle sadece arpa yaprak lekesiyle karşılaşıyoruz. Şöyle gösterecek olursam. Şimdi bu arazimizde ilk kontrolleri yaptığımız zaman da sapa kokma döneminde arazi kontrollerine ilk geldiğimiz zamanlarda 3 fungal etmeniyle yani 3 hastalıkla karşılaşmıştık. Külleme, arpa yaprak lekesi ve septoria yaprak lekesi bu 3 hastalıkla karşılaşmıştık. Bundan sonra yani o hastalığa karşı Ludion yani Bayesef firmasının Ludion ilacını kullanmıştık. Yani mantar ilacını kullanmıştık. O arpa yaprak lekesine biraz zayıf kalmıştı. Külleme ve septoria yaprak lekesinde güzel mücadele yapmıştı. Yani ilk etaplarda bu hastalıklarla karşılaşmıştık. Bunlarla iyi bir mücadele yapmıştı ama arpa yaprak lekesine biraz zayıf kaldığı için ondan dolayı biz de Revicare kullanmaya karar verdik. Revicare'de de strobin grubu etken madde yer aldığı için yani 3 etken madde yer aldığı için arpa yaprak lekesiyle güzel bir şekilde mücadele yapıldı. İlk uygulamada 3.20 amino asit ve kombi kullanmıştık. İkinci pas uygulamasında yani arpa yaprak lekesine karşı kullandığımız Revicare'de ise 3.20 amino asit ve Revicare kullanmıştık. Yani mantar ilacı kullanmıştık. Şu an arpamız yavaş yavaş başakları çekmeye başladı. Şöyle baktığımız zaman. Şu an bayrak yaprak döneminde. Bundan sonra artık yavaş yavaş başakları çekecek. Başağı çektikten sonra tekrar bir mantar ilacı uygulamasını yapacağız. Bu sene havalar yağışlı gitti. Havalar yağışlı gittiği için hastalık etmeni oldukça fazla. Çeşidimiz de daha önce de açıklamıştık. Progen firmasının Alestro çeşidi. Bu sene buradan beklentimiz yüksek. Ondan dolayı elimizden geldiğince hastalıklarla, zararlılarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde şimdi arpamıza baktığımız zaman arpamız gayet güzel duruyor. İbrahim şöyle tekrar iç tarafı da gösterelim. Hastalıkla nasıl mücadele ettiğimizi. Tamam. Şöyle bir aç istersen arayı. Şöyle açalım. Şöyle açtığımız zaman şöyle baktığımız zaman gayet güzel duruyor. Temiz. Aynen. Gayet güzel duruyor. Zaten bundan önce şey de vardı. Yaprak biti de vardı. Yaprak bitine karşı da mücadele yaptık. Yaprak bitini de göremiyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Sap şeyi de güzel.
Sap kalınlığı da güzel. Şöyle çekecek olursak. İbo sen şunu tut, telefonu biraz da tut. Şimdi ilk dönemlerde uygulama yapamadığımız için şöyle baktığımız zaman bunlar ana sap. Şöyle ya da şöyle bir kökü alalım. Şöyle bir köke baktığımız zaman şimdi şu ana sap, bu da gelen kardeş. Bunlar da sonradan gelen kardeşler. Şöyle baktığımız zaman şunlar hemen hemen homojen ama bunlar tam homojen değil. Biz burada yani biz tabi yapmak istedik ama hava şartları izin vermedi. Bitki gelişim düzenleyiciyle bitki beslemeleri kullanacaktı. Bitki gelişim düzenleyicileri kardeşleme döneminde kullanmış olsaydı bunların hemen hemen hepsi eşit olacaktı. Şimdi bu yani şu gördüğümüz üç kardeş bize yani sonradan bunlar başa kalkacak. Bu da yani verim kaybına sebep olacak yani. Şöyle baktığımız zaman zaten burayı sık ekmiştik. Evet. Havalar Çukurova'da sıcak gittiği için 28 kilo düştü. 28 kilogram düşecek şekilde ekim yapmıştık. Şöyle baktığımız zaman yani buradan beklentimiz yüksek. Bitki gelişim düzenleyicisini ilk kardeşleme döneminde kullanmış olsun. Buradan beklentimiz daha yüksek olacak. Artmamıza baktığımda artmamız gayet de güzel duruyor. Olsun şöyle bir istersen. Bu şekilde uygulamalara devam ediyoruz. Umarım sizler için yararlı videolar olmuş olur. Sizin de bu videolarla ilgili yani çekmek istediğim videolar veya çekmesini istediğim konular var ise düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.